Çekiyor. Şimdi Polat her yerde. Burası Ozan Baran müessesesi, Mersin Bolat Tarım Makineleri Bayii. Ruhi Bey de babası, emekli elektrik. Çok yarmetli yani bir ara Ruhi Baran. Evet. Emekli elektrik teknisyen Ruhi Bey. Çok bayağı. Çok bayağı. Bak şöyle çekelim şöyle. Güzel bir pat. Ot motorları. Evet, pat pat çapalar. Burası çapalı. Bolat tarlası, tarla. Yerden Bolat, bolatlar bitiyor. Evet. Bolat bayisi. Bolat bayisi. Benzinli de var, benzinli. Benzinli. ATP'de var mı? ATP. ATP. Altı beygir var mı size? Gider altı. Ama yok. Yedi. Burada yedi beygir, benzin. Yedi beygir dizer benim diyor. Benimki altılık benimki. Çok iyi. Abi burada romak da var. He. Ama onu da satıyor Harun abi getirdi. Bak gel böyle şuraya göstereyim. Şurayı çekebilirsen. Hatta doğru şöyle şunun üzerine göstereyim. Bak şurada daha iyi anlaşılır. Kayışsız. Bak kayış yok burada. Kayış. Motorla pompa birbirine akuple bağlı. Arada kayış yok. Kayış olmadığı için can güvenliği yüksektir. Kaza riski olmaz böyle makinalarda. Motorun gücünü olduğu gibi pompaya yansıtıyor. Evet. Motorun gücünü pompaya direkt yansıtıyor. Direkt yansıtıyor, evet. Motor çalışırken elini buraya koy, zarar görmezsin. Burada küçük dişli, burada büyük dişli var. Dişli dişliyi çeviriyor, kapalı kutu içinde. Evet. Gördüğünüz üzere Bolat böyle güvenli makinalar üretiyor. Evet. Mesela bak şurada bilye var. Demire sürtmüyor. Bilye çok önemlidir. Tabii. Çünkü hemen arıza veriyor öbür demir olanlarda. Burada bir rulman var, bilye. Evet. Güzel. Yani Bolat gördüğünüz üzere motorlu testereleriyle. Kesin motor. Bak hıza motorları, evet. Her şeyi. Hatta şöyle yapalım, öne doğru geçelim. Bir de buranın giriş yerini gösterelim. Millet en ucuz şey değil. Görüyor musun bak şunlara Bolat? Şey olunca, benzinli. Benzinli. En ucuz diye millet şeyleri almıyorlar, mazotlu patlatıp benzinli nereden alıyorlar? Bolat gördüğünüz üzere dünyanın en can güvenliği yüksek makineleri üretiyor. Çünkü can güvenliği paradan daha değerlidir. Tabii. Para tekrar kazanırsın ama o canı tekrar getiremezsin. Tabii. O bacak koptu mu o bacak yerine geri gelmez. O yüzden öyle çok önlemini alacaksın, ters debriyaj makine alacaksınız. Tabii. Düz debriyaj değil. Ters debriyaj ve düz debriyaj. İki tip debriyaj sistemi vardır. Aynen. Bizim Bolat makinalarımız tamamen ters debriyajla, yani namı diğer otomatik debriyajla diyorlar. Can güvenliği yüksek, Avrupa'da mecburi olan bir sistemdir. Ters debriyaj. Bu kaza riskini sıfır. Aynen. Biliyorum. Kaza riski sıfır. Ben çok korktum abi, çok. Otomatik şanzıman tabii. Gerçi bizim bayimiz değil mi? Evet, biliyorlar ama ben yine çok de herkes dinlediği için siz çok korktunuz. Evet. Harun abi almadan kaza riskini, kaza riskini sıfıra kaza riskini sıfıra düşürmesi otomatik şanzımandan kaynaklı. Devreci yok. Oldu giderken elinden kaydı. Eline boş alınca motor olduğu gibi durur. Hareketsiz kalır. Aynen. Şanzıma eğer devreci olsaydı devreci kapatman gerekir. Kapatamayacaksın. Dönüp seni çapalayacak. Makine döner seni çapalar. Tabii. O anlamda kaza riski sıfır. Bunu aynısını ben belediyede anlattım. Onlar şöyle şey oldular. Yazık, adamların ayakları kopuyor. Öyle çok kesilen oldu. Şimdi Ruhi Bey şunu söyleyelim. Mersin'de üretilen Bolat Mersin'de bir numara. Bütün her yerde şu an Bolat'a dönmüş vaziyette. Ruhi Bey maşallah satışlarınızda rekor kırıyorsunuz. Sizi tebrik ediyorum. Çünkü doğru makineyle insanları tanıştırmak lazım. Evet, evet. Ayağı çapalayan makineyi tanıştırırsan vebal taşımış olursun. O bacak koptu mu firma da sorumlu olmuş oluyor. Tabii. Sonra ilaçlamalarda şey çok önemli. Evet. İlaçlamalarda akuple sistem. Evet. Yani kasta kayış olmaması. Kasta kayış olmaması. Şurası çok önemli bir sistemdi. Süper bir sistem. Motorla pompa direkt bağlı. Kasta kayış yok. Tekrar söylüyorum. Evet. Çünkü kayış koptu. Sonra kayış kopsun, sorun değil. Adamın ömrü kopmasın. Mersin'in Günlar ilçesinde bir kız çocuğu şöyle saçını aşağıya düşmüş, hayat bitiyor. Dolanmış. Anlatmak tabii, istemiyorum aynen, ama tabii. Buna yaşanmış şeyler. Evet. Kasta kayış tehlikeli bir sistemdir. Doğru. Bunu tamamen tedavide kaldırmak lazım.
Biz kesinlikle kapıdan içeri kaslak kayışı sokmayız. Kaslak kayışı kesinlikle üretmeyiz. İsterse ucuz diye satamayalım. Aynen. Kaslak kayış ucuz bir sistemdir. Tabii ucuz. Varsın vatandaş alamasın. Hiç yapmasın bu işi. Yani. Ama ölmesin. Değil mi? Tabii. Şimdi pahpahçelerini bunlara sokacağız. Evet, bu da bunları pahpahçelere sokacağız şimdi. Evet. Belediyelerin pahpahçelerine. Evet, bizim F6. Bu şey çok memnunlar. Mesela Mezitli'ye anlattım ben Mezitli şeyine. Belediyesine. Evet. Mezitli Belediyesi'ne anlattınız değil mi bu tarafı? Evet, Mezitli Belediyesi'ne bunu anlattım ben. Bununla park için donanımında gübre taşıma, toprak harfiyat taşıma evet. içinde mesela özellikle tamperi diyor yan yapılırsa diyor yan o kendi elimizde biz evet. onu buradan yaptıracağız. Evet. Yan yapılırsa diyor PM, tüm park imalatında evet. park yapımında diyor bunlar büyük traktörler girmiyor. Girerse de diyor orayı berbat ediyor diyor. Evet, evet. Bundan daha rahat. Şimdi Bolat, bundan sonra parklar bundan yapacak. Mersin bundan sonra Bolat'la daha da coşacak. Evet, şimdi Bolat'ın ürünlerinden şunu gösterelim. Bakın şu ürün Bolat Atak diye geçiyor. Yani şu ürün. Bolat Atak. Evet. Bolat Atak helikopteri. Helikopter gibi gidiyor. Dönüyor. Evet. Bu ha. ürün bakın şöyle göstereyim. Bolat Atom. Atom karınca. Benzinli veya dizel fark etmiyor. Şurada dizeli, Bolat'ın 7 beygir dizel. Evet, güzel. Bunda güzel bir özellik daha var, onu da anlatayım. Motorun krank çıkışı frezeli, şanzımanın giriş yeri de frezeli. Yani kamalı değil. Kama sıyırır. Toprağa çapa yaparken kayaya vurduğu zaman bıçak birden duruyor. Durduğu zaman kamayı kesiveriyor. Kama kesti derler. Bizim bu makinelerde bir kama değil, 6 tane kama var demektir. Freze demek. Freze içe geçiyor. Evet. İçe geçiyor. Daha sağlam tutuyor. Neye benzer biliyor musun? Şimdi ben Ruhi abimi tek kolla mı kucaklayabilirim? İki kolla mı? Bir de 6 tane kolum olduğunu düşünsene. Tabii. Hayatta düşürmem yeri onu. Yani onun gibi bir şey. Ruhi abimi düşürmeyeceğiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bir de şunu göstereyim. Bu da bizim Bolat F-16. F-16 uçağı gibi. Bolat'ın isimleri hep böyle güzel böyle anlam taşıyan isimler. Bolat F-16. Bu Bolat Kızıl Elma. Türk malı. Şanzımanı, her şeyi Türk malı bu ürünün. Gururla tavsiye edebiliriz her yerde. Ruhi Bey sizi tebrik ediyorum. Türk malına sahip çıkıyorsunuz. Evet. Yok. Çin malı değil. Yok. Türk malına sahip çıkıyor. Yerli malı, yurdun malı, her türlü onu kullanmadı. Evet. Şöyle yapalım, dışarıya çıkalım hep beraber. Buradan dükkanı yeni bir gösterelim. Nerede olduğunu anlatalım diye böyle koydum. Şimdi burası karayolları. Karayollarına geliyorsunuz. Şurada ara ışıklar var. Az yukarıda da Akbelen ışıkları var. Akbelen mezarlık ışıkları. Ara ışıklarla Akbelen ışıklarının arasında. Hatta şurada Meriç Market var görürsünüz. Meriç Market hemen. Meriç Market'ten sonra Bolat Tarım Makineleri. Sizi tekrar tebrik ediyorum. Türk malına sahip çıktığınız için. Yerli üretim her zaman çiftçilerimize desteklemesini bekliyoruz. Ne diyoruz? Al bir Bolat, Bolat. Kafan rahat. Aynen. Al bir Bolat kafan rahat. Aynen. Bolat'tan şaşma, başına iş açma. Aynen. Kataloğu şöyle ha. gösterelim şöyle. Bu da Bolat'ın fabrikası. Az sonra oraya geçeceğiz. 4 yıl şanzıman garantisi veren millet. Dünyadaki tek makine. Bakın şuraya göster. 4 yıl şanzıman garantisi veren garanti. Tek makine Bolat Atom. 2 yılda motor garantisi. Motor 2 yıl, şanzıman 4 yıl. Çünkü şanzımanımız son derece muhteşem. Bolat'ın motor da güzel. Evet. Bizim topraklar bu benzinliler çekmiyor. Mazotlu. Sizde dizel, mazotlu. Ha, mazotlu. Torku biraz yüksek olacak, mazotlu. Ben neye benzetiyorum biliyor musun? 7 beygir benzinliyle 7 beygir dizeli neye benzetiyorum? 7 yaşındaki kız çocuğuyla 7 yaşındaki erkek çocuğu. Aynen. Bir güreşseler erkek her zaman devirir. Yani. Yani ne demek istiyorum? Bolat'ın mazotlu modeli son derece kuvvetlidir. Tabii sen evet. ne diyorsun? Evet. Böyle nimet. Arıza vermiyor. Ha. Biz bu sene şeyde çok aldık. Hiçbir şey vermiyor. Zeytin. Ot mu? Ben Hatırlan ot motoru aldım abi. Var ya evet. Bolat'ın ilk ben aldım. Harun abi, evet. Serkan abi gönderdi. Hemen aldım. Evet.
Lan bir fena bitiyor. Ötekilerden daha güçlü. Hayır. Bak şimdi bu da anlatsın. Bu Zeytin Hasat. He. Zeytin Hasat iyi tuttu Mersin'de. Yani bunu biz bu sene epeyce satıldı. Bolat Atan şöyle. Bolat Zeybek diye geçiyor onun adı da. He. Şurada. Bakın Bolat Zeybek diye şöyle okursak. Zeybek. Bolat Zeybek. Zeytin Hasat makinası. Zeytin Hasat makinası. Böyle bir kanca var. Ta 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 yaparak meyveyi de sallıyor. Evet. Şeyi zeytini sallıyor, yere döküyor. Döküyor. Veyahut da traktörüne sallıyorlar. Traktör köküne zarar veriyor. Evet. Bu zarar vermiyor. Ağaca zarar vermiyor. Orası da lastik. Kancası da lastik olduğu için ağaca zarar vermiyor. Traktörüne yapıyorlar. Traktör sallayınca ağacın dibinde kızlar damarlarını kopartıyor. Tabii ya. İki sene ürün olmuyor. İki sene ürün olmuyor. Evet. Bakın bu da bizim ilaç makinesinin orta değil böyle seyyar gezdirebiliyorsun. Gördüğünüz gibi. Sonra bunların elektrikçisi de var. Bunun bunun büyükleri elektrikli şu. Büyüğü olacak. Bak şu, bir de şu var elektrikli makine. Elektrikçisi de var. Bu var ile ilacı hazırlıyorsun. Var ile ilacı alıp 250 metre ötedeki bahçe ilaçlıyor. Evet. Mandala. Kumandalı evet kumandası var. Şurada pano var. Şurada kumandası. Uzaktan kumanda. Evet. Bir de uzaktan motoru istop ettirebiliyorsun. Tekrar çalıştırabiliyorsun. Uzaktan 250 metre ötedesin. Motoru çalıştırıp motoru kapatabiliyorsun. Motorun basıncını artırıp basıncını azaltabiliyorsun. 250 metre gibi uzak bir yerden. Mesela uzaktasın. Şey manayı kapattın mı hortumu parçalayabilir. Hortumu onu uzaktan durduruyorsun. Gideceksin yine gidip burada orada yeniden. Çok yaygın da. Bizim burada fayda değil. İlaç gelişmiyor. Ama şöyle Türkiye'nin buralar çok güzel kullanıyor. Evet. Antalya'da çok satılıyor bu makine mesela. Ha. Antalya tarafı evet. Son Antalya, derece bu makinede rekor kuruyor diyebilirim. Çünkü orada seracılık kuvvetli olduğu için. Tabii. Serik'te çok kullanıyor. Evet. Bir de şey onu kullanım. Antalya'da görüyorum. Yerde işgal etmiyor bu. Evet. Yerde işgal etmiyor. Teşekkür ederim. Bir de şunu gösterelim. Bir de kızar evet. Kesin motorunu. Allah Allah bak tek koluyla. Ne diyor adam? Bırakın oyun oynamayı. Türk samurayı. Evet. Polat. Türk samurayı. Hemen çıkmıyor. Ya. Evet. Sakin samanyı. Böyle takip. Polat Türk komandosu. Evet. Evet. Makinaların kralı. Bundan sonra motorlu testerede dünyaya bir Türk markası hakim olacak. Emin adımlarla ilerliyoruz. Avrupa duy sesimizi, işte bu Türklerin ayak sesleri. Geliyoruz, sağlam geliyoruz. Bolat'tan şaşma, başına iş açma. Bolat'tan şaşma, başına iş açma. Yok, iyi patron. Evliyat da var. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Şunu koyayım buraya. Büyük çapa motoruyla ilgili, şununla ilgili. Size bir şiir okuyayım. Ruhi Bey siz de böyle buyurun. Harun Bey şöyle gel çok yanıma. Böyle geç direksiyona. Siz de geçin ben kaçın. Ne diyoruz? Rampa diye derdi olmaz. Bolat yolda kalmaz. Al Bolat'ı üzülme, rampalarda süzülme. Güzel oynuyor. Topraktır. Beklemez, Bolat asla teklemez. Aşıklar gibi. Aşıklar atışması oldu. Aşıklar yani. Atışması gibi. Bolat'a aşığız yani. Evet, bir şey dikkatimi çekti. Renkler eskiden her renk vardı çapa makinelerinde. Şimdi her yer kırmızıya döndü. Tabii. Bayrağımızın rengine döndü. Milliyle. Evet. Bolat da bu konuda öncü bir renk lokomotifidir. Yani kırmızı rengin öncüsü şu an Bolat. Artık dünya pazarında Birleşik Arap Emirlikleri'nde 828 metre yüksekliğinde Burj'el Halife Bolat'la ilaçlanıyor. Dünyanın en uzun binasıdır. Hani ne diyorlar bir boya Eyfel'i boyuyor diye reklam ediyorlar ya. Ben de diyorum ki bir Türk malı Bolat ilaç makineleri demin gösterdim o portatif ilaç makineleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'de
dünyanın en uzun binası 828 metre 163 katıyla Burj-ı Halife'yi Polat ile açtırıyor. Bunlar bizim gururumuzdur. Bunu tabii söylemezse kimse bilmez. Bunları söyledikçe herkes öğreniyor. Birleşik Arap Emirlikleri Polat'ı tercih ediyorsa Türkiye'de hayli tercih edilmesi gerekir. Buna bir anekdot olarak bildirmek istiyorum. Onun bilincine vardı. Şu an ciddi bir yerleşti. Polat güzel bir yerde. Bakın şöyle söyleyeyim. Ne diyorlar biliyor musunuz? Var mı benden daha ucuza vereni diyorlar. Ben de ne diyorum biliyor musun? Ben ucuza veren demiyorum. Var mı benden daha can güvenliği yüksek makine üreten? Veya şunu söylüyorum. Var mı benden daha kalitesi yüksek makine diyorum. Biz bunlarla yarışıyoruz. Fiyatla yarışmıyoruz. Fiyat zaten otomatikman en ucuza gelmiş oluyor. Evet. Bilinçli insanlar bunu hemen fark eder. Aynen. Fiyatın ucuz olması kalitenin yüksek olmasına ve can güvenliği yüksek olmasına bağlı. Tamam. Bence en kıymetli olanı, en ucuz nedir biliyor musunuz? Kullanıcı dostu olan, tabii, kullanıcısına zarar vermeyen makineler. Evet, doğrusu. Kullanıcıyı öldürmeyen makineler. Kullanıcısına zarar vermeyen makine en büyük makine. Ben şeye gittim, Şırnak'a gittim. Sevgili Şırnaklılar dedim, size Akdeniz'den selam getirdim dedim. Bir konuşma yaptım, yanlış aldım orada. Sonra dedim ki, Türkiye dedim, terörle mücadelede bu kadar şehit gazi vermemiştir. Çapa motoruna verdiği şehit gazi sayısı kadar dedi. Mersin'in Mut ilçesinde 7 tane şehit var bugüne kadar ama 70 tane çapa motorundan ölen insan var. İnsanlar bunları bilmiyorlar. Neden ölüyorlar? Düz debriyaj olduğu için iple tamam, bağlıyorlar. Aynen, kazaya sebep ediyor. Şeyi bile bağlıyorlar evet, kolunu. Ama bizim bu makinelerimizde bakın şöyle anlatayım. Bunun babası patlamıştı diyor. Bakın beni şurada. Beni çağırdıydı. Şöyle bir çekebilirsen. Evet. Ha, buraya beni göstereyim. Beni çağırdı. Otom- ben de kurtardıydım. Kurtardın. Maşallah. Bu, kullanıyor. Bak otomatik şuraya görüyor musun? Evet. Bıraktın mı? Duruyor. Motor isop etmiyor. Tabii. Şanzıman ayırıyor. Aynen. Motor tıkır 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 çalışmaya devam evet, ediyor. Başka makinelerde burayı iple bağlıyorlar. He. Bak buraya iple bağlıyor. Tabii. Bunun babası yaptıydı. Tabii. Önceki makinelerde. Ben çözdüm, aldım. Evet. Artık gidiyorlar. Artık onlar tedavülden kalktı o makineler. Aynen de duruyor. Evet. Aynen. Şimdi bu bıraktığında aynen, bıçak dönüyor kolay ya. Oluyor. Tak duruveriyor. Kolay oluyor. Sen buna bas, bıçak dönmeye başlıyor. Daha önemlisi dayanıklı. Evet. Dayanıklı. Daha önemlisi. Böyle dönüyorlar, dönüyor. Bıraktığın zaman böyle kap, duruveriyor. Aynen de duruyor. Genelde kazalar geri gelirken olur. Mesela bassan, şöyle geri geliyorsun. Birden düşüverdiğin yere. Evet. Bunu bıraktığında evet, aa, gelmesi duruverir. At gitsin makineyi durun. Ama başka makinelerde iple bağladıkları için evet, gelmeye bağlı devam ediyor. Ama adam da haklı iple bağlamada. Stopa bağlıyor. Neden biliyor musun? Her durduğunda motor istop ederse iş yapamazsın ki. Stopu bağlıyorlar. Stopu bağlıyorlar da o sorun değil. Stop da anında durmuyor. O sıkıntı. Acağını kaptın mı? Yok şöyle. Stop da dursa bile motoru her durduğuna çalıştırması ha, zahmetli bir iştir. Ha. Motor duruyor, iple çekiyorsun. Bunu kaç kere yapabilirsin bir günde? Yoruluyor insan. Yani şu her durduğunda motoru çalıştırmak kolay değil. Tamam. Ondan dolayı insanlar işin kolayına gelmiş buraya iple bağlıyorlar. Adam da haklı. Adam da haklı çünkü eğer burayı iple bağlamazsa günde 300 metre, 500 metre yer çapalar. Ama iple bağlarsa günde 10 dönüm yer çapalar. Benim bu makinede iple bağlamana gerek yok. Günde 10 dönüm yer çapalayabiliyorsun. Ve tehlikesiz bir şekilde. Ya çok gördüm. Yaralananlar, ölenler oluyor. Şu aşağı inene kadar zorluyor. Aşağı inemezse zorlamaz. Evet, ağırlık şöyle. Yok. Bakın. Yok ağırlık. Şimdi bakın indirirken. İndirin bakayım. Bak şöyle parmağını serçe bak. Vur. Evet. Bak serçe bak. Sana diğeri öyle değil. Diğeri için o şey o ipinden bağlamasa zaten kendisi dayanamıyor. Tabii dayanamıyor. Bu, adam şişiyor. İndirin tamam. Ondan sonra gayrı adam yüksek zaman gerek yok. Şunu gösterelim. Şu bıçağını gösterelim şöyle. Tutabilirsin. Böyle. Bakın şurada bir de federli oluklu bıçak yeri var. Borçelidir bıçaklarımız. Taş. Kalın saç değildir. Bakın kalın saç değildir. Borçelidir. Şimdi bunun arasında bu ilk bıçaklar her zaman sağlam olmak zorunda. İkinci bıçak bir numara daha düşük olabilir. Düşüklüğe gerek var. Evet. Burası daha incedir buraya göre. Daha ama içeri bakalım.
Tabii. Şimdi Ereğli demir-çelik fabrikasında yassı demirlerde, yassı çeliklerde bor çeliği üretiliyor. Eskiden bor çeliği İtalya'dan gelirdi. Şimdi Türkiye'de üretiliyor. Ama isteyen bor çeliği kullanıyor, isteyen kalın saç kullanıyor. Bolat kalın saç kullanmıyor. Bor çeliği kullanıyor. Farkımız orada. O yüzden kaliteyi almak isteyen tereddütsüz Bolat'a yönelmesi lazım. Var mı siz bir şey diyeceğiniz? Çok sağ ol, teşekkür ederim. Evet. Bir tane patata falan daydı. Satarım. Arabaya. Ben kalacağım. Arabaya atalım. Var ya. Bu daydan da reklam yapalım. Para biber gidelim. Dostlar alışverişte görsün değil yani, mi? Yani tabii. Reklam. Reklam. Aldık var orada. Reklamını yapalım. Şimdi buradan... Bundan götüreceğim. Evet. Şimdi buradan... Başka siyah kabut istediler, siyah. Kara kabut. Şimşek mi yapacaklar? Bir ağa benim geldiğimi öğrenmiş. Aradın, getir dedi gelin yani. Ha. Ben de alacağım. Aldım. Ondan sonra bir de dal budama lazım bana. Dal budama da alacağım. Biz şimdi gidelim. Fabrika. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Aleykümselam. Çok sağ olun. Size. Hadi size de. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hadi. Gidelim. Sağ olun. Tamam, ben teşekkür ederim. Tamam, tamam. Bir de burada fotoğraf... Hasan Bey'de gençliğimi görüyorum diyebilirim. Bir zamanlar cıva gibi delikanlıydık. Ama halen hissettiğim yaşta olduğumu düşünüyorum. Evet. Yaşıtım diyebilirim yani. Yani. Öyle görüyorum kendimi. Ben de öyle görüyorum. Sen de gençsin. Tamam. Harun Bey de çok genç. Maşallah. 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 Şöyle bir şey takalım böyle, nazar boncuğu. Yani, yok büyük nazar boncuğu. Kocam, madalyon. Yakışıyor. Haydi görüşürüz o zaman. Şey, buraya şey. Şey. Ay bulu. Ucuz ama ha. Sevgi bu. Çok zannediyorum. Başkaları mı? Yok ben bilemez sana. Sen bu. Şöyle kafamı şöyle bir bakıp bir de al bu ne diyor. Buyurun be ya. Tamam sen de bak telefonun var mı sende? Sen de hemen üye ol aynı şekilde. Evet arkadaşlar, FM 16 piyasaya çıkmış. 16 kaç EP? 16 EP. FM 16 12 EP'den daha güzel. 12 gresi de güzel, 12 de farklıymış, şeymiş. Bu geldi. Çekeyim. Keklik. Çekeyim. Çek. Kırdarım ben. Bak bunlar senin tavuklarının önüne. Orada çek bari. Orada çek. Göster bak. Bakayım. O ne yumurtası? Bıldırcın. Keklik. He. Kedi değildir. Yok. Kedi yumurta yapmadı.
Gelsin gelsin. Bakayım. Gelsin de gösterin. Anam dombili de buradaymış ya. Bu zayıflamış ya bu. Daha önce geldiğimde tavuk yutmuştu. Kekli. Kekliğin ne olduğunu bilmiyorum. Bir göreyim bakayım. Aa bu dombiliydi görüyorum daha önce geldiğimde. Evet, evet. Zayıflamış. Evet, evet. Yine tavuk yemiyor değil mi? Şey aynıdır değil mi zaten? Ha? Tavukla aynı olduğu için daha önce şey geldi. Tavuklar yiyormuş bu. Zayıflamış ya. Güzel olmuş şimdi. Bu hamileydi. Hamile. Hamile. Tüh. Bu ne lan? Bu ne? Bak. Abi güzel. yakalayın. Seni yakalayın. Koş. Daha önce gördüm ama adının keklik olduğunu bilmiyordum. Keklik. Kuş diyebiliyorum. Keklik kuşu. Keklik yumurtasını da yiyor mu ya? Yenmiyor mu? Yenmez olur mu ya keklik yumurtası? Yok. Bana yabancı geliyor valla. Ha tavuk yatıyor harına. Baba. Bak şöyle dikkat et. Şimdi yemiyor mu? Yemiyor artık doydu. Çekiştin elini. Çekiştik. Bunlar sessizmiş. Bizim civcivlere hiç benzemiyor. Bunlar bıldırcın farklı. Bıldırcın. Bizim köyün tavukları farklı bunlardan. Benim misafirim. Bunlar iyi beslenmiş. Bunlar. Oo. Ha tamam. Zaten o da hamama onlar da gelecek hamama bu arada. Tamam. Şey. Ya. Hadi selam abi. Geçmiş baksana. Kuşlar mis. Bunlar hala toplanıyor mu ya? Toplanıyor mu? Yeniliyor mu bunlar? Toplanır. Yeniliyor. Bu değil şu. Ha. Bu portakal değil mi? Portakal. Ama çiçek açmış hala portakal bulunuyor evet. Üzerinde. Yani. Beni ben alıyorum anam o kadar biliyor muydun ya? Çiçek açmış. Tatlı mı acaba ki? Tatlı. Şimdik. Ben şaşırdım valla. İlkbaharın bizim elmalar, armutlar vermiyor böyle. Elma vermiyor. Bir döktüm daha vermiyorlar. Buna bakarım ben de. Elma yok. Burada elma yok. Elma yok değil mi? Hadi hayırlı Şansına olsun. Şansına götürelim. Tamam tamam. Hayırlı olsun. Avri 100 metre git ondan dereye yuvala. Yok. Yuvalamadım sen. Bilmiyor ki sürmeyi nasıl sürmeyi. Yok. Sürer ya. Sürer bunu. Şu kamyonu alalım sana kamyonu. Çift teker görüyor musun sen? Evet. Damper diklemiyor. Dikliyor mu damper? Damper sürmüş. Güzel. Güzel demekle bitiyor mu lan? Evet. Bir de buraya. Bir saat var ha. Evet. Otur. Acele etme lan sen. Oturuyorum peki. Acele sana çok gürültülük. Seni de bekleriz. Geleceğim. Sen beni nereye götüreceksin? Seni gezdireceğim sattım abi. Ben de götüreceğim seni. Sen niye oraya uçtun? Patron oldum. Patron oldum. Yaz iş yap. Ne iş yapıyorsun şimdi? Her iş yapıyorum. Patron gibi yap bakalım nasıl tabii. Yapıyorsun. Öyle yazmıyorum. Mesela bir işçiye sesleniyorsun ne diyeceksin? Ne mi diyeceğim? Yani elemanları çalıştıracaksın, birileri patron olarak iş vereceksin ne diyeceksin? İş vereceğim onlara. He? İş vereceğim. Neyse. De batma sakın puşt. Neyse bir yere bakma. Evet arkadaşlar. Nefinde yani lavabosu sıcaklığın daha uyuz. Soğuk bir anlamda çok soğuk geçer. Bana sürtmedin. Güzelmiş. Önce dağında soğuk gibi geliyor tabi hamamdan çıktıktan sonra. Şimdi en alıştık. Her zaman bir de üçüncü yolu dedi ya. Ben de Karadeniz kurduğum dedim. Ben de sevdim. Ben de çok sevdim. Değil mi?
Beğendin mi? Artık gidiyor yarın. Ne diyorsun şimdi? Ben gitmeyeceğim. Ha, sen gitmeyeceksin mi? Oğlum böyle. Eve kim bakacak evlere? Fındıklara kim bakacak? Ben bakamadı bunlar, değil mi? Samsun'a gideriz hamama. Hayır baba, selam söylerim. Tamam. Bir tamam. Daha gelir o da bir daha. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi.